Merhaba arkadaşlar. Bilim kurulu üyelerinden önemli uyarılar geliyor. Şu anda vaka sayıları ne kadar az olsa da durum daha da kötüye gidebilir diyor bilim kurulu üyeleri. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bilim kurulu üyesi e, yaptığı açıklamada Profesör Doktor Alper Şener dikkate almalıyız dedi ve varyantların delta kadar ağır klinik tabloya sebep olmadığını söyledi. Ancak bu durum e, delta ile alakalı değil. Yani del mikron varyantı ile alakalı. Delta biliyorsunuz delta varyantı yayıldığında üzen haber sayıları hastaneye doluluk oranları yüksekti. Ancak Omicron'da tam tersi oldu. Vaka sayısı yükseldi ancak hastaneye doluluk oranları yükselmedi. Bunun nedeni ise omikronun insanlara karşı az etki etmesiydi. Ancak biliyorsunuz del mikron varyantı var ve delta omikron varyantının birleşimi. Yani hem daha hızlı yayılıyor hem de insanlarda daha ciddi bir hasar bırakıyor bu delta mikron varyantı. O nedenle eğer bu varyant ciddi bir şekilde yayılıma geçerse özellikle e, havaların da soğumasıyla yani bir Sonbahar aylarında e, durumun daha da kötü olma ihtimali var. O nedenle bilim kurulu üyeleri uyarıyor. Yeni varyant açısından da uyarıyor. Ve şimdi de dikkatli olmalıyız diyor. Maskeyi elden bırakmamalıyız. E, aşımızı olmalıyız diyor bilim kurulu üyeleri. Eğer e, tam tersi olursa. Bunun daha da kötü e, duruma gideceğini söyledi bilim kurulu üyeleri. Tabii ki durumun daha da kötü olmasıyla biliyorsunuz ki bu sefer okullarda açık kalmayabilir. Yani özellikle zaten okulların kapanmamasının nedeni hastaneye dolu koranlar. Sizlere zaten bunu açıkladık. Ancak eğer e, dediğimiz gibi e, bu şekilde giderse durum daha da kötü olabilir. O nedenle okulların kapanması da tekrardan gündeme gelebilir. En önemli konulardan biri de bu. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.